Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir saat önce İstanbul halkının iki kere oylarıyla belediye başkanı yaptığı Ekrem İmamoğlu'na iştirak halinde ceza verildi. İştirak halinde. Öyle kararı veren mahkemenin, hakiminin verdiği karar değil. Biz bu kararın şeriklerini, ortaklarını biliyoruz. Talimatın nereden verildiğini biliyoruz. Sandıkta kaybettiği seçimi hazmedemeyip, önce Yüksek Seçim Kurulu'na talimat vererek seçimi iptal ettirenlerin başarılı, genç, dinamik belediye başkanının bu çalışmalarına tahammül edemeyip siyaseten kendi geleceklerinden korkan saray şürekasının talimatıyla iştirak halinde verildiğini biliyoruz. Daha geçen duruşmada hakim bir şey söyledi ya. Hakim söyledi. Biz hukukçuyuz. Biz buna ihsas-ı rey deriz. Lehe ihsas-ı rey'de bulundu. Dedi ki hakim, bu sözlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben olduğu açıktır dedi. Yani dava, açılan dava Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dedi davası. Ha ahmak demek siyasette suç mudur, o başka bir iş. Ama açılan dava bu. Hakim diyor ki ya ayan beyan belli, tutanakta bu. Diyor ki ayan beyan bu sözlerin Süleyman Soylu'ya hitaben söylediği bellidir. Bunu diyen hakim bugün bu sözler Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylenmiştir diye hüküm veriyor. O kararı veren, o hükmü veren kişinin o hakim olmadığını biliyoruz. O hüküm saraydan geldi. Saraydan dikte edildi. Ha. Tabii namuslu hakimler var. Bundan önceki bir hakime kurye gönderip arzu ettiğimiz kararı vereceksiniz. Yargıtay'ı ayarladık, istinafı ayarladık. Bu işi çözdük denildiğini biliyoruz. İddia edildi, yazıldı. O hakimin namusluca hayır, ben vicdanım neyi gerektiriyorsa hakimim, bu kararı vereceğim dediğini biliyoruz. O hakimi Samsun'a sürdüler. Hoşuna gitmeyen kararı veren, hoşa giden kararı vermeyen hakimi Samsun'a sürdüler. Şimdi biliyoruz ki saray bir arayış içerisinde. Sandıkta kaybettiği itibarı mahkeme salonlarında aramaya başlamış. Sandıkta kaybettiğiniz itibarı duruşma salonlarında bulamayacaksınız, bulamayacaksınız. Milletin gönlünde kaybettikleri itibarı vicdanı kurumuş hakimlerin gerekçesiz kararlarında aramaya başladılar. Milletin gönlünde kaybettiğiniz itibarı dünyanın bütün vicdansız hakimlerini getirseniz de oralarda yeniden kuramayacaksınız. Bu ne şımarıklık, bu ne saray şımarıklığı? Sarayda 1100 odalı saraylarda şatafat içinde yaşamayı subay evlerinde görüntüde verdiğiniz mütevazi hayata tercih etmeye başladınız. Ha ama millet ne yapacağını biliyor. Ne demiş Ekrem İmamoğlu? Ahmak demiş, şuna demiş, buna demiş. Ahmak demek suç, öyle mi? Ben de diyorum ki böyle bir kararı vermek ahmaklıktır. Ben de diyorum ki böyle bir karardan medet ummak en büyük ahmaklıktır. Ben de diyorum ki bu milleti ahmak saymak ahmak oğlu ahmaklıktır. O ahmağı göreceksiniz. Sandık milletin önüne gelecek. Sandık kimin ahmak olduğunu, kimin ahmak olmadığını, kimin kendisini ahmak yerine koyduğunu size bir kere daha tokadı atıp gösterecek.